Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Ayvalık Cunda'dayız. Neredeyiz? Ortunç Koyun'dayız. Ortunç Koyun'a geldik. Hemen sağ tarafımızda şöyle iskelesi görünüyor oradan. Ortunç Otel var. Biz de burada Halk Plajı'ndan sevgili dostum, abim Nedat abimle beraber geldik. Burada botumuzu şişireceğiz. Arka tarafa Karaadası'na geçmeye çalışacağız. Orada ben bir avlanacağım. En son Nedat abime yine o benim meşhur asitle balığımı pişireceğim. Güzel bir sandviç yapacağım. Bu sefer sandviç şeklinde yiyeceğiz onu. Hem de keyfimizi yapacağız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bu arada burası da çok güzel. Buranın da hemen videosunu çekeyim şöyle. Yukarı çıkıp şöyle patika bir yoldan geldik. Cunda'nın arkalarından doğru. Şöyle yukarıdan yavaşça çekeyim ben size. Teknelerin uğrak yeri. Burası Halk Plajı. Hemen arkasında ağaçlık bir alan var. Komple bir çam ormanı var arkada. Çocuklu aileler için değil ama diğer mekan insanlar için gayet iyi görünüyor her şey. Evet, arabam orada. Hemen Necat abi de burada. Arabadan hemen 30 metre sonra sahile ulaşabildik. Tabii şimdi kimse yok. Daha sonra nasıl kalabalık olacak onu bilmiyorum. İlk kez geliyorum ben de buraya. Senelerdir Ayvalık'ta olmama rağmen buraya ilk kez geliyorum. O da bir enteresan oldu. Şurada ben şeyi de çekeyim. Kayalık bir alan. Yani Yunanistan'da da böyle yerler var. Kayalıkların üstünde bile insanlar zaman geçirebiliyor. Tabi buraya otel almış. O tarafa geçemiyorsunuz. Şöyle kayalık bir bölge var. Hemen solda Halk Plajı. Çok sakin bir deniz. Bugün çok rüzgar 15 kilometrelerdi zaten. Bugün iyiyiz. Bakalım, umarım av da iyi olur. Güzel güzel videolar çıkar size arkadaşlar. Şöyle arabaya doğru gidelim bakalım. Patika yolu da görün. Taşlık bir yol. Yani çocuklar aileler için niye değil? Çok taşlık. Yani çocukların daha çok düşmesine neden olabilecek bir ortam var. Denizde taşlık gibi başlayıp sonra kuma dönüyor diye duyduk ama onun da tecrübelerini biraz sonra size aktarırım. Bakalım. Arabamız da burada. Hemen 2 dakikada geldik. Hadi başlayalım bakalım eşya taşımaya. Evet, burası Ortunç Otel. Evet. Hemen Pınar Adası. Şöyle yavaşça deneyeyim. Yelkenliler. Tam burası çıktığımız koy. Şöyle Pınar Adası'nın yanından Poyraz'a, Poyraz'dan da Çapraz'dan şu karşıdaki galiba arkada görünen, evet. O da Kaya Adası. Kaya diyorum sürekli. Geçen sefer de Karaada. Sürekli takmışım Kaya'ya abi. Geçen video için çekmişiz. Kaya deyip duruyorum. Şöyle etrafı çekelim. Harika. Bak orada da gene küçük bir ada var. Evet. Orada bir Poyraz Adası var galiba o da. Evet, hedefe ulaşmak üzereyiz. Karaada. Burası. Şu arkada görünen Göz Adası'ymış.
Şurada görünen küçük maden adası. Onun yanındaki maden adası. Bu Pınar Adası. Yok pardon, Pınar Adası bu. Bu da Poyraz. Poyraz Adası. Evet, adaları da böylece öğrenmiş olduk. Bunları bir de yukarıdan da görüntüleyeceğim az sonra. Evet arkadaşlar, Karaada'ya geldik. Bugün hava biraz bulutlu. Benim işime gelecek bir hava. Çok güzel bir koy bulduk. Attık kendimizi buraya. Şimdi birazdan denize girelim bakalım. Necati abiyi de nüfusa kaydederek 1 olarak işaretliyorum. Adanın nüfusuna. Tek başınasın abi adada. Ben suya girdikten sonra nüfus 1. Tamam, şu an 2 ama. Ben kendimi vali olarak atadım. Tamam. Valisi benim. Tamamdır abi, oldu. Hadi bakalım, ben de dalayım bakalım ne var ne yok. Evet arkadaşlar, günü güzel bir şekilde sonlandırıyoruz. Botta başladık. Sahilde devam edeceğiz. Balığımızı da aldık. Balık da biraz sonra balığın da resmini çekerim. Onu da paylaşırım. Sadece bize özel bir plaja geldik. Zamanımızı artık burada geçirelim bakalım. Arkadaşlar sağlığımıza.
Nedat abicim sağlığına. Yarasın. Evet arkadaşlar. Şimdi küçücük şöyle göstereyim. Hatta nasıl gösterebilirim ben size? Şöyle göstereyim. 10 metrelik plajımızdayız. Botumuz geldi. Her tarafı kapladı. 10 metrelik plajımızda keyif yapıyoruz. Biraz sonra balıklardan fileto çıkartacağım. Limonla, sarımsakla pişireceğim tuzla. Daha sonra çok güzel bir sandviç yapacağım. Yine Necat abi bugüne kadar yediği en güzel balığı yiyecek. En taze balığı yiyecek. Çok güzel de bir sivri burun vurdum. Onu videosunu çekemedim. Şarjı bitti GoPro'nun. GoPro'yla da böyle bir sorun yaşıyorum. Yani çok uzun zaman harcıyorum balık vurmak için. Siz böyle kısa görüyorsunuz. Ondan sonra bazen yorumlar geliyor. Aa vuruşu göremedik falan. Ama gerçekten çok zor oluyor. Özellikle Ayvalık'ta bu bölgede balık bulmak gerçekten zor. Ama güzel 4 tane balık aldım. 2 tane sargos, 1 tane kefal aldım. Çok çupra kaçırdım. Onları da videoya ekleyeceğim. İnanılmaz kaçtı. 2 tanesi özellikle tamamen benim amatörlüğüm. Ekliyorum yani kendi amatörlüğümü. Ama olsun. Balıklar bize yeterli. Sivri burun gerçekten inanılmaz. Onu ölçeceğim, tartacağım. Onları da paylaşacağım ne kadar olduğunu. Biraz sonra balık sandviçle karşınızdayız. Haydi herkese selamlar. Evet arkadaşlar plajımız şurada başlıyor. Şurada bitiyor. Bu kadar. Harika değil mi? İlk önce limon, daha sonra sarımsak, limonu bastık, doldurduk. Birazdan sarımsağı da yapacağız. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Sonrasında hep birlikte göreceğiz. Tuzluyoruz. Evet, klasik sarımsağımızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar, balığımız oldu. Balığımızı sandviçin içine şöyle ekmeğini biraz alacağız. Komple alıyorum. Şunu kefaller yesin. Şunu da alalım. Bunu da kefaller yesin, severler. Hemen çatalımızla balığımızı koyuyoruz. Tamam. Hemen şunu şöyle yapayım. O zaman Nerat abi suyundan da istedi. Efsane bastım suyunu. Şöyle. Şöyle Nerat abiye torpilli. Yok torpil istemem. Torpil yok mu? Tamam. Hemen rokayı basıyoruz. Kırmızı soğan geliyor. Domates. Kırmızı soğan. 2. 3. 1. 3 abi. Tamam. Şimdi buraya biraz maydanoz da koyuyorum. Maydanoz sever misin abi? Oo. Tamam. Maydanoz da ekliyorum. Şöyle suyundan döktük. Sandviçe şeklimizi verdik. Bu var ya efsane ötesi oldu.
Biraz daha rock ekleyeyim buna. Buna güzel bir fotoğraf ister. Sandviçler hazır. Manzara karşımızda. Evet arkadaşlar, bugün bir sivri burun vurduk, iki tane sargoz, bir tane kefal, sargoz ve kefalleri Necat abi ile mideyi indirdik. Çok güzel sandviçler yaptık, onları gördünüz zaten. Kilosunu ve boyunu size altına yazacağım videonun. Arkadaşlar günü böyle güzel küçük bir plajda bitirdik. Günü çok güzel bir şekilde geçirdik. Necat abi ile güzelliğin dibine vurduk. Herkese böyle güzel günler diliyorum. Barış harika oldu.